ve kitap okutturmamamız. Bunu söylemek istiyorum. Tekrardan hepinizden özür diliyoruz. Bizler çalışma esnasında bizlere gösterdiğiniz saygı ve sevgiyi gördük. Geceleri bizimle beraber sabahladınız, bizimle beraber sahur yaptınız. Bizler inanıyoruz, umutluyuz. Bu halkanın çemberini oluşturduk, tasmaya doğru gidiyoruz. Umuyoruz ki Sivri'yi en güzel şekilde yine 80'li durumlara getirmeye çalışacağız. Ben bu gayreti görüyorum ve tekrar bir ricayla konuşmamı bitirmek istiyorum. Kitap okutmalıyız bence. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sahnelendiğinde oradaki mahkumların yüzlerindeki sevinci, gülücüğü, o mutluluğu görmenizi isterdim. Gerçekten orada insanlar bir şeyler yapmaya çalıştı, bir şeyler izlemeye çalıştı. Evet, orada salon sıkıntısı vardı çünkü 50 kişilik bir salon vardı. 50 kişi doldu ve diğerlerini izletemedik. Cezaevi müdürü şunu söylemişti bize. Biz oradan ayrıldığımızda, hocam yeni cezaevi yapılıyor, oraya daha büyük bir tiyatro salonu kuracağız ve her yıl sizi bekliyoruz dediler. Siverek'te neler değişti? Siverek'te hayal olarak görülen Guinness Dünya Rekorlar kitabına girme girişimi değişti. Siverek'te neler değişti? Siverek'te insanlar aydınlandı. Siverek'te insanlar bir şeyler için mücadele etti. Siverek'te neler değişti? Bir arkadaşımız bir konuşmasında şunu söylemişti. Biz 26 bin kitap amaçladık, 40 bin kitap toplayıp dağıttık. Evet, Siverek'te güzel değişimler var. Siverek'te güzel şeyler yapılıyor. Bu devam da edecek. Belki birden hiçbir şey olmayacak. Çünkü hiçbir şekilde temennimiz birden herkes buraya toplansın, bu kürsüye çıksın, konuşsun değil. Bu birden olacak. Damlaya damlaya göl değil okyanus olacak. 30 binle değil 70 binle dünyaya haykıracağız. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Geldik buraya tekrar. Halk kürsüsü. Burası halkın kürsüsü. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Siverek'te tarım konusunda verilen kredilerin ve bu kredilerin bilinçsiz bir şekilde tüketildiğine kanaat getirerek bu kanaati ben de gelen yorumlar ve yapılan toplantılarda sürekli gündeme gelen bir konu bu. Geçmişte yaşanan birçok badireden ötürü şu anda malumunuz Ziraat Bankası Siverek'te tarım için tarımcılarımıza kredi vermiyor. Bunda yine sebebi birkaç siyasinin kendi menfaatleri doğrultusunda bu kredileri, bu desteklemeleri kullanıp hem vatandaşı mağdur etme hem de devletin hazinesindeki parayı çarçur ediyorlar. Ben bu hususta burada tarımla uğraşan ağabeylerimiz varsa onlara ya da genç arkadaşlarımıza mutlaka ailelerinde tarımla uğraşanlar vardır. Özellikle tarım kredilerini bu topraklar için kullanalım. Çünkü malumunuz kutsal topraklardayız. Orta Doğu toprakları dünyanın en kutsal, en bereketli topraklarıdır. Yıllardır zaten herkes bunun savaşını veriyor. Bunu gözle de görüyoruz. Bugün Suriye'de yaşananlar bile bu topraklarının değerini anlamamıza yeterli diye düşünüyorum. Bugün bizler Fırat'la Dicle arasında kalan kesimde yaşıyoruz. Çok verimli topraklarımız var. Bu verimli topraklarımızı aldığımız tarım kredilerini doğru olarak kullanırsak zannediyorum ki bunlardan daha çok faydalanacağız ve bereketli topraklarımıza ziyan etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu kredilerin birçoğu hani arazilerde kullanılmıyor ya da çiftçinin bile haberi olmadan bu krediler devletten alınıyor ki zaten son zamanlarda bununla ilgili çalışmalar bayağı sıklaştı zannediyorum, artık biraz zor oluyor ama yine de çiftçilerimiz kendileri bizzat bu kredileri çekiyorsa, verimli toprakları için kullanırlarsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Az önce arkadaşlarımız belirtti, imaj konusunda sıkıntımız var dediler. Geçtiğimiz gün Kasım Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Kasım Gürpınar Derneği ziyaret ederken o da imaj konusunda bazı şeyleri söyledi. İşte ÖSYM'ye gidiyoruz, imaj sorunu çıkıyor karşımıza. Kopya çekildi efendim. Siverek'te sınavları yapmıyoruz. İşte TEDAŞ'a gidiyoruz, bölge müdürümüzü dövdünüz deniliyor bize. Efendim nereye gitsek yani bir kılıf uyduruyorlar dedi.
Orada da Şükrü abi çok güzel bir laf kullandı. Dedi ki adam öldürmenin dedi cezası dedi 38 yıldır dedi. Peki dedi hani Sivere'ye bu verilen cezalar yasalsa, hukuken geçerliyse bunun bir mutlaka bir süresi olması gerekli diye düşünüyorum. Hani bunun sürekli böyle devam etmesi ne derece doğru sorusunu yönelttikten sonra Kasım Bey de evet dedi. Bizim de şu anda tek derdimiz bunları aşmak olduğunu söyledi. Şimdi imaj konusunda hani nerede sıkıntı nerede bilmiyorum ama dışarıdan kim gelirse Siverekli misafirperverdir, Siverekli sıcakkanlıdır diyor. Peki biz bu noktada imajımızı hani dışarıdaki insana bu şekilde yansıtabilmişsek neden imajı hala kendimize sorun ediyoruz? Ya da eksik yaptığımız ne var bu konuda? Onu da bence kendimizde aramamız gerekiyor ki şahsen ben onu düşünüyorum, düşünmüyorum değil. Madem biz dışarıya bu kadar misafirperversek, bu kadar insanlara sıcakkanlıkla davranabiliyorsak o zaman neden imajı hala konuşuyoruz? İşte Sivereyim dışarıdaki imajını düzeltmek adına şunları şunları yapalım diye düşünüyoruz. Bunları da bence aşmamız gerekiyor. Kürsüye çıkan her arkadaşımız yeşil alanlardan bahsetti. Geçtiğimiz günde Ahşam Parkı'ndayken yine konuşuldu. Yeşil alanların olmaması kültür merkezleri. Şimdi aslında bizim bence yeşil alanın çok sürekli hani nereye baksanız yeşil alan hani bu kahvehane bir yeşil alan ama kullanmayı bilene bu yeşil alanlar. Hani burayı bir piknik alanına da çevirebiliriz. Bir gazino havasına da çevirebiliriz. İstediğimiz yere çevirebiliriz. Hani bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. İşte biz de bakmamışız, dağ olmuş. Bunları dağa çevirmek de yine elbette bizim elimizde. Siverek'te iki tane gençlik merkezi var. Daha doğrusu kültür, sanatları ve gençlik merkezi diyebileceğimiz. Özellikle son zamanlarda bitirilen, önümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan gençlik merkezi var kaymakamlığın yaptığı çalışmada. Siverek Belediyesi'nin 3 yıldır, benim pardon 2 yıldır faaliyet gösteren bir kültür sanat evi var. Uğradınız mı bilmiyorum. Bence uğrayın, zararlı çıkmazsınız. Efendime söyleyeyim, Gümrük Hanı Müdürlüğü var. Orada da çok güzel işler yapılıyor diye düşünüyorum. Hani bu alanları yok işte ya da gençliğe gereken önem verilmiyor derken elimizde olan olanakları imkanları da değerlendirelim. O zaman daha fazlasını isteyelim. Hani damlaya damlaya göl olur diyoruz ya. İşte bunlar da birden olmuyor. Hani bugün burada insanlar konuşmuyor diye şikayetçiyiz ama şu anda herkesin can kulağıyla dinlediğine eminim ki bunları ilk kurduğumuz halk kürsüsünden sonraki tepkileri alarak ben onun için tamam demek ki biz bir şeyler yapabiliyormuşuz. Hani kimse konuşmasa bile en azından bizim derdimizi anlıyorlar. Onlar da bir şeylerin mücadelesini kendinde vermeye başlıyorlar diye düşünüyoruz. Son bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu verilen imkanları her zaman için kendi menfaatlerimiz değil de yine toplumsal olarak değerlendirirsek çok daha güzel şeyler olacak ve son olarak her şey güzel olacak. İyi akşamlar diliyorum. Ali gel. Ali gel. Ali git Ali. Bravo Ali. Ali. Ali sen buradaki abilerinden, amcalarından ne istiyorsun? Neler yapmasını istiyorsun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Luna Park'ın olmasını istiyorum. Başka? Bu kadar mı? Evet. Ali sizlerden burada Luna Park'ın olmasını istiyormuş. O zaman Ali'nin sesine ses verelim. Versinler mi? Versinler. Peki. 25 Eylül 2012'de sen de o alanda olacak mısın? Olacağım. Bütün yüreğinle. Evet. Niye o alana geleceksin? Kitap okumak için. Başka? Dünya senden bahsetmesini istiyor musun? Dünyanın senden bahsetmesini istiyor musun? Evet. Bir daha. Evet. O zaman Ali 25 Eylül 2012'de bütün dünyaya ben Ali ve ben buradayım diyecek. Diyecek misin? Evet. Teşekkürler Ali. Teşekkürler. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Halk kürsüsüne konuş... Buyur. Evet Siverek. 25 Eylül 2012'de görüşmek dileğiyle. O alanda hep beraber birlik mesajı vererek Siverek'in prestijine prestij katarak
ve Sivereğin sesini tüm ulusal medyada yankılandırarak duyuralım. 25 Eylül 2012'de görüşmek dileğiyle. Başın. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bayramın 3. günü, biz genelde bu 3. halk kürsümüz, hep erkekler konuştuk. Sadece bayanlarımızın sesini de duyalım diye bayramın 3. günü saat 2'de Paşa Konağı'nda 4. halk kürsümüzü kuracağız. Buradan onun duyurusunu da yapmış olayım. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Sanırım geç oldu. Herkese teşekkürler sabrı için. Sağ olun. Thank you.